Haç katliamında mağdur olan, uzakta izleyen ve bugün hala yüreğinde o acıyı taşıyan herkes çok kıymetli. Ama Maraş katliamının tozlu raflardaki kitap davaları karıştıran ve Maraş tanıklarıyla senelerdir görüşmeler yapıp katliamı bir sonraki kuşağa iletmeye çalışan bir canımız var, Aziz Tunç. Aziz Tunç'un da bir kitabı var, Beni Sen Öldür. Aziz Tunç, Mahmut amcayla görüşmeye gittiğinde Mahmut amca katliamı anlatırken Ümmühan annenin geldiği ailenin Sünni bir aile olduğunu, evinde Kur'an olduğunu, Maraş'ta katledilen Mehmet'in diğer bir adının Muhammed olduğunu, her ne kadar camda gelen o yürüha seslenip anlatmaya çalıştıysa da onlar bunun hiçbirini takmamışlardı. Tıpkı Kerbela'da kendi peygamberlerinin o ev torunlarını katleden Maraş katliamında kendi peygamberlerini de katlettiler. Ve Mahmut amca Aziz Tunç'la konuşurken diyor ki, o Sünni kültürde gelen ve Alevi bir canla evlilik yapan, Alevileri bu kadar benimseyen Ümmühan anne, Mahmut amcaya diyor ki, beni bu kafirlerin eline bırakma, sen öldür. Aziz Tunç'un kitabının ismi de Ümmühan annenin söylediği ve Mahmut amcanın anlatımındadır. Maraş katliamı dünyada eşi benzeri çok az rastlanan kötülüklerle, zulümle, işkencelerle dolu bir katliam. Maraş katliamının travması, insanlardaki o psikolojisi 46 yıl, 47 yıl olmasına rağmen halen daha bugün olmuş gibi yaşanıyor. O gün çocuklarına siper olabilmiş, o gün kendisini çocukların önünde o zalimlere karşı hedef olarak gösterebilmiş. Nadir babalardan, nadir cesaretli insanlardan biri Mahmut amcamız. Onun için Mahmut amca gibi insanlar baba değildir, sıradan babalar değildir, atalardır. Ancak ata olanlar yaşar ve isimleri devam eder. Dolayısıyla 30 yıl sonra biz onları ancak anmaya gidebildik, orada katledilenleri. Yani Mahmut amcaların o gün direndiği o zulmü bizler ancak 30 yıl sonra gidip o kapılarda karanfil bırakabildik. Yani onların direnişi gerçekten çok önemliydi. İyi niyetlilerdi, hiç kimseden böyle bir şey beklemiyorlardı. Mahmut amca başta olmak üzere tüm aileler aynı şeyi anlatıyorlar. Bizim komşularımızla bir sorunumuz yoktu diyorlar. Hiç kimseden böyle bir şey beklemiyorduk diyorlar. Ama arkasındaki devletin organizesini, arkasındaki derin güçlerin organizesini onlar bilemezdi ki. Çünkü kendi gibi düşünüyorlardı herkesi. 20. yüzyılın en karanlık, en zalim katliamlarından birine maruz kalmış bizim toplumumuzun fertlerinin binlercesi gibi Mahmut amca da hakka yürüdü. Bu devlet haksız bir şekilde, bilinçli bir şekilde, programlı bir şekilde katlettiği insanların, katlettiği kimliklerin, katlettiği kültürlerin önünden diz çöküp özür dileyebilsin de o zaman biz de bu dünyada, bu yaşamda huzur bulabilseydik, barışı, gerçek barışı tesis edebilseydik ama maalesef bırakın yüzleşmeyi, onları anmamıza bile, Maraş'ta onları anmamıza bile müsaade edilmiyor. Kendisi mükemmel bir dedeydi. Çok uzun süre ben onun evinde yaşadım. En ufak bir şeye canımız sıktığımda bile gelirdi, şeyi bilirdim. Birisi benim canımı sıksa, yaşına başına hiç bakmazdı. 80, 90 hiç fark etmezdi. Gidip o sıkıntıyı benim için çözmek için her şeyi yapabilirdi. Mükemmel bir dedeydi. Onu hep özlemle hatırlayacağız.